Referans türü değişkenler direkt olarak veriyi saklamak yerine verinin hafızada saklanacağı adres saklarlar. C# 7 sürümünden itibaren değişkenlerimizi metottan referans olarak döndürerek bir de başka değişkeni aktarıp kullanabiliyoruz. Örnek bir konsol uygulaması yapacağız. Bunun için öncelikle bir metot yazmamız gerekiyor. Metodumuz referans türünden olacak. İsmi de string yaz. İki tane parametremiz olacak. Metodumuz indeks değeri belirtilen değeri geriye döndürüyor. Bunun için indeks ve değerler isminde string dizisi türünden değerler isminde iki tane parametre kullanıyoruz. Bir for each döngüsü kullanarak değerlerimizi geriye döndüreceğiz. Eğer indeks değeri belirtilirse geriye değerimizi döndürecek. Geriye referans türünden döndürecek. O yüzden ref ifadesini kullanıyoruz. Bir de herhangi bir hata durumu oluşursa bir exception fırlatacağız. Exception'ımızı yazıyoruz. Şu şekilde aranan değer bulunamadı şeklinde. Evet, metodumuzu bitirdik. Şimdi main metodumuzu yazıyoruz. Öncelikle dizimizi tanımlayalım. Dizimizin ismi diller. İçerisine örnek değerlerimizi girelim. Örneğin C++ olsun. C# olsun. Python olsun. Ve Java olsun. Şimdi referans türden bir değişken tanımlayarak içerisine dizi içerisindeki değeri aktaracağız. Değişkenimizin ismi dil. Metodumuzu çağırıyoruz. 3 nolu indeks değerine sahip değeri çağırıyoruz. Ve bunu dil ismindeki değişkenimize aktarıyoruz. Tabi burada direkt olarak değişkenin değeri değil, değişkenin hafızadaki adresi aktarılıyor. Çünkü referans türden bir değişken kullanıyoruz. Şimdi dil değişkenimizin içeriğini değiştireceğiz. Go yapıyoruz. Bu şekilde yapmakla normalde 3 nol indeks değerine sahip olan değerimiz Java. Ancak burada değiştirdik değerimizi. Referans türünden değişkenler üzerinde işlem yaptığımız için bu yaptığımız değişiklik değişkenin hafızadaki değerini etkileyecektir ve Java değeri değiştirilerek Go değeri olarak güncellenecektir. Şimdi bunu konsol ekranına yazdıralım bu değeri. Evet, bu şekilde değiştirdik. Kodumuzu çalıştıralım. Bakalım yaptığımız değişiklik gerçekten referans türdeki değişkenimizin değerini değiştirmiş mi? Evet, değiştirmiş. Go olarak değerimiz güncellenmiş.